Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videonun başında da gördüğünüz gibi ben şu anda borsada ne yapıyorum, siz ne yaparsanız kazanabilirsiniz, alıyor muyum, satıyor muyum, hangisi mantıklıdır bunları konuşuyor olacağız. Bildiğiniz gibi endeksle ilgili hem piyasada çokça video var hem de ben de bununla ilgili bir video çekmiştim. Belli bir düzeltme geleceğini söylemiştim. Aslında bizim söylediğimiz rakamlar bakın daha önce de çizdiğimiz gibi şurada gördüğümüz ilk etaptaki düzeltmesinin 4360'lara değeceğini düşünmüştük ama burada 4430'lardan döndü. Ben tekrardan bu seviyeleri önümüzdeki süreçte görebileceğimize inanıyorum ve hatta iyi ve sağlıklı bir yükseliş için görmemiz de gerekiyor. Fakat bugünkü konumuz farklı. Bu endekste ne olduğu ile ilgili, gerçekten ne yapmamız gerektiği ile ilgili çok çok önemli bir video olduğuna çok inanıyorum ve sizlerden de ricam gerçekten Finans ve Borsa kanalı takipçisinden özellikle ricam videoyu sonuna kadar izlemelidir. Bugün reel örneklerle doğrudan hisse bazında da ben hangilerini alıyorum, hangi tip hisseleri alıyorum, hangilerini satıyorum, hangilerini beklemeye devam ediyorum. Siz ne yapmalısınız? Bu endekse nasıl başa çıkılır? Bunu sizlere örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ekstra içeriklerden ve ekstra eğitimlerden faydalanmak için yorumlar kısmına bıraktığım link üzerinden katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Orada da çok ciddi bir şekilde sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Videomuzun ana sözü, ana başlığı aslında şu: Trendi takip edersen trendi takip edersen çok risk az para kazanırsın. Ama yeni olacak trendi bulursan az risk ile çok para kazanırsın. Bakın bu aslında yıldızlı bir sözdür ve bu videonun ana sözü aslında budur. Bunu bilmeliyiz. Trendi takip edersen çok riskli az kazanırsın. Eğer ki yeni trendi bulabilirsen az riskle çok kazanırsın. Şimdi hemen hızlı hızlı sizlere örnekler göstereceğim ki net olarak bilelim. Şimdi dolar tl'ye geliyoruz. Dolar tl grafiğinde şunu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Eylül 17 ile Aralık 17 arasındaki bu 3 ay boyunca bakın şurada göreceksiniz işte şuradaki tarihte başlıyor İsterseniz kalemle de çizeyim Şuradaki tarihle başlıyor Şu şelalenin yıkılmaya başladığı tarihe kadar Herkes dolar hep çıkıyor Sen doların hiç düştüğünü duydun mu 100 TL bile varsa köşede hemen gidip dolar alacaksın deniliyordu Özellikle de işin kötü tarafı Kar etkisi var bu işlerde. Yani sen 8 liradan bilinçli bir yatırımcı olarak dış ticaret açığını görüyorsun, enflasyonu görüyorsun, 8 liradan alıyorsun. 15 liralardan satıyorsun. Fakat öyle bir kar etkisi var ve psikoloji var ki bu işin içerisinde sana bir süre sonra şu söylenmeye başlıyor. Sen 15'ten sattın ama bak 15-20 oldu. Hala almak için şansın var bence al. 15.50 oldu. 16 lira oldu. 16.5 oldu. Almayacak mısın? 17 lira oldu. Ne zaman alacaksın? Almazsan para nedir? Paranı sakın köşede bırakma denilmeye başlıyor. Ve burada çok büyük bir psikolojik savaş yaşıyorsunuz aslında. Fakat bu işler bu şekilde olmuyor. Hesaplamayla yani matematikle ve bunun bilgi birikimiyle tecrübe ve piyasadaki zaman geçirmeyle bileşkesi olarak bizlere yansıyor. Yani bu dışarıdan duyulan sözlerle değil matematiksel hesaplar ve bunun piyasaya yansımasını ölçebilmek için tecrübeyle ilerliyor. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sonra dolar bir senedir hala aynı yerde. Bir senedir burada para kazanamamış oluyorsunuz. Çünkü bu bakış açısında kalırsınız. Hemen bir sene daha geriye gidelim. Bitcoin tarafına. Şimdi Bitcoin'de de bildiğiniz gibi 2020 Eylül ile Mart arasında aynısı kripto paralar da vardı. Ne deniyordu? Kripto para al, 10 bin dolar, 15 bin dolar, 20 bin dolar oldu ve özellikle de başlarken kimse söyleyemez bunları. Yani 10 bin dolarken kimse al diyemez. Herkes ne zaman gelir buralarda 35-40 bin dolarlara dayanır o zaman al 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 denmeye başlar. Ya da o zaman herkes kes tarafından öğrenilir. Piyasada bir terim vardır burada. Esnaf da artık bu işin içerisine girdiyse bu işten çıkmak gerekir diye. Biraz da brokerlar tarafında kullanılan bir şey ama ben çok ciddi bilgiyle esnaflarımızın olduğunu düşündüğüm için bunu sadece küt bir bilgi olarak sizlere söylüyorum. Şimdi burada aynısı kripto para tarafında yaşandı. Şimdi gelin aynısının borsa tarafında yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğini, alacağız mı, satacağız mı ve ben ne yapıyorum? Bizzat kendim şu anda alım satımlarımı nasıl yönlendiriyorum? Bunu konuşalım. Şimdi bunu da görüyorsunuz. 10.000 dolarlardan çıkıyor 35.000 dolarlara geliyor. Sonra bir sene bir buçuk senedir bırakın aynı fiyatları eksilerde devam ettiğinde görüyorsunuz bildiğiniz gibi kripto para tarafı da o şekilde ama bu kadar kripto paraya karşı olanlar o zaman en büyük savunucularıydı bunu da bilmemiz gerekiyor şimdi gelelim borsa tarafına borsada 2022 Mart ile şu an arasında borsada da aynı şey söyleniyordu Mart'ı bakın şuralarda göreceksiniz biraz daha geri gidiyorum evet bakın şuralarda bu artık Mart yükselişiyle birlikte endeks 2000'i kırdıktan sonra aynı şeyler vardı Şimdi burada borsa tarafında da arkadaşlarının sonu gibi olması çok muhtemel nedir? Yani dolar ve e, kripto paralar gibi olması çok muhtemeldir. Tabii ki burada farklı girdiler var. Enflasyon girdisi var. Dolar bazlı şirket ucuzlama girdisi var. Alternatifsiz kalma girdisi var. Bunlar doğru. Fakat Doğru olan bir senedir söylediğimiz ve değerlemesini yaptığımız şirketleri alarak malda buraya gelmekti. Artık endeks 4000, 4500, 4300, 4800 olduktan sonra ne alayım ne kadar daha gider demek doğru olan değil ve bu piyasada hiçbir zaman değişmiyor. Şimdi bunu birlikte birazdan inceleyeceğiz. Ne yaptığımı sizlere birebir örneklerle anlatacağım. Fakat şunu rica ediyorum. Yorumlar kısmına sizden ricam dolardan ağzı yananlar ve kriptodan ağzı yananlar bir evet ben de bu senaryonun içerisinde kaldım. 17-18 liradan dolar aldırdım ve aldırdılar bana ve bir sene sonra hala aynı veya 40 bin 50 bin 60 bin dolarlardan bitcoin aldım ve şu an 15 bin dolarlarda hala tutmaya devam ediyorum diyenler yorumlar kısmına yazarsa aslında bu senaryonun bizden çok uzak olmadığını da içimizde olduğunu da görebiliyor olacağız. Fakat bu şu anda satış yapın demek değildir. Şimdi satış mı yapacağız alış mı yapacağız bunu birlikte konuşalım endeks yorumumuz içerisinde. Ben sizlere dediğim gibi birebir örnekle anlatacağım ve bu satış yapın demek değildir. Aslında biz bazı yerlerde satmayacağız bazı yerlerde satacağız. Hadi gelin birlikte ona bakalım örneklerimizi inceledik çünkü. Şimdi ben şu anda ne yapıyorum? Benim yaptığım 3 tip farklı hareket var. Fakat beni burada şu şekilde bilmeniz gerekiyor ki ben günümün tüm zamanını yani bütün günümü buraya ayırıyorum. Buraya ayırdığım için yaptığım alternatifler çok daha farklı oluyor. Şimdi sizlere bunları anlatacağım. Neler yaptığımı duymanız ve nasıl hareket ettiğimi bilmeniz için. Ardındansa size özellikle küçük yatırımcının yapabileceği çok basit hamleler söyleyeceğim burada. Şimdi birincisi eğer elimde mal varsa ve bu mal ederinin çok fazla üstüne geçtiyse satmıyorum. Aslında satmam gerektiği düşünür fakat tam tersi ederini geçtiğine göre ve ederini çok fazla geçtiğine göre demek ki bu ise bu elimde tuttuğum mal hak edişle bilanço ile ilerlemiyor. Algı ile ilerliyor, oyunla ilerliyor veya farklı argümanlarla ilerliyor. Yani burada hani spekülasyon veya mal pazarlamasıyla ilerliyor demek istemediğim için bunları işte farklı argümanlarla ilgili ilerlediğini söylemek istedim. Ben hak etmiyor diye neden satıp da düşük kara razı olayım ki? Burada yapmam gereken şey stop ile çalışmak. Sonuna kadar gidiyorum ve iş süren kademeli stopla çalışıyorum bu noktada. Mesela işte bir Otkar örneğine bakabiliriz. Otkar'ın şu an gelen bilançoları ve hak edişlerine baktığımız zaman ben böyle tavan tavan gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Şöyle Otkar'ın hissesini de açayım. Fakat doğrudan bir hisse analizi videosunda olmadığımız için çok da yorum yapmıyorum. Hani bu seviyelerde mesela hak ettiği seviyeyi örnek verelim. Burada 700 lirayı hak ediyor. Tamam ben 700 liraya ne yaptım? Daha öncesinde gelip zaten burada çizgimi koymuştum. 700 lirayı hak etti. Şimdi 700 lirayı hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde geçiyor. O zaman ben burada artık maldan çıkayım. Bu çok pahalandı ya deyip korkmama gerek yok. Çünkü bu işin içerisindeyim. Zaten bütün gün bu işi yapıyorum. O zaman yapacağım şey şu. İş süren kademeli stop. Mesela ben şöyle diyorum. Yükselebildiği kadar yükselsin. Eğer örnek vereceğim birkaç tanesini hangisi İsterseniz isterseniz uygulayabilirsiniz. Örneğin gün içerisinde ya da iki gün ardı yüzde %10'dan fazla düşerse ben malımın %30'unu satacağım diyorum. Tabii ki bunu yapan algoritmalar da var ama siz bunu kağıt kalemle de yapabilirsiniz. Ben çoğu zaman algoritma değil kağıt kalem kullanarak yapıyorum. Listeme alıyorum. Nedir? Eğer ki 3 gün arda arda toplam %10'dan fazla düşerse ve tabii o zaman kontrol ediyorum teknikle sata geçtiyse malımın %50'sini satarım. Bir aşağıdaki desteğine gelirse tamamını satar çıkmış olurum. E ben 680'de satacak olmama rağmen normalde 680 hak ve satacaktım ya. Fakat ben ne yapıyorum sefer 960 liradan bu işleme başlıyorum ve belki benim stop olduğum yerler 850 lira oluyor. Bu aradaki kar marjını kazanmış oluyorum. Yani bir mal çok artıyor. Hak edişinin çok üstüne geçiyor diye korkarak satış yapmıyoruz burada. İş süren stoplarla ve kademeli stoplarla çalışarak burada malın içerisinde olmaya devam ediyoruz. Fakat burada bunların ne demek dahi olduğunu bilmiyorsanız ve bütün gününüzü bu işe ayıramıyorsanız o zaman yapacağınız şey tabii ki hak edişine gelip bu seviyeyi biraz geçtikten sonra satmaktır. Çünkü siz bunların ne demek olduğunu iş süren stop kademeli stoplar ne demek bilmiyorsanız ve bütün gün veya gününüzün büyük bir çoğunu ekranda geçiremiyorsanız bunu yapabilme ihtimalimiz zor oluyor. Burada küçük yatırımcı ne yapacak onu da anlatacağım. Aslında ben bu yüzden endeks düzeltebilir. Bu yüzden kar realizasyonu yapın ya da yüklü alım yapmayın diyorum. Çünkü küçük yatırımcı için çabalıyorum. Elimden geldiğince onların iyiliği için konuşmaya çalışıyorum. İşiniz bu değil ise ne bilginiz ne de zamanınız yeter. Bu yüzden çok risklidir. Ya yani ben de polislik yapamam, öğretmenlik yapamam, tekstil şirketi yönetemem. Çünkü bu, bizim işimiz de bu. O tarafın iyi tarafını bilmeye çalışıyoruz. Bu yüzden şu anda endekste çok yüklü alım yapılmaz ve hak edişinin üzerine çıkan şirketlerde kar realizasyonu yapmakta fayda vardır diyorum. Çünkü aşağı gelişleri takip edemediğimiz konjektürde bir uyanırız ki 3-4 gün hissemize bakmayız %30 kaybetmişiz. Bu %30'u kaybetmeyelim diye kademe kademe kar realizasyonu yapmakta fayda var diyorum. İkinci yaptığım şey eğer elimdeki mal hesapladığım değere gitmediyse bekliyorum. Devam edeceğini o hesapladığım değere gideceğini düşünüyorum. Çünkü bir hesaplama yapmışım arkada. Eğer hak edişin altında başka hisseler bulduysam da yeni alım yapıyorum. Endeks isterse hangi seviyede olursa olsun isterse işte şu anda de 4800'de de olsun 5500'de olsun. Benim bulduğum hisse hak edişinin altındaysa doğru noktalardaysa yeni alımlar yapıyorum. Tabii ki ki burada endekse bakıyorum. Çünkü her ne kadar hakedişin altında da olsa endeks %10 düşerse benim şirketim ucuz dahi kalmış olsa %2, %3 düşüş sağlar. Veya endeks %50 düşerse hissem yüzde %10, %15 düşer. Bu yüzden endekse tabii ki koreli hareket etmeye çalışıyorum ama eğer bulduğum mal hak edişe uygun bir şekilde ucuz seviyede beni bekliyorsa buradan kademe atarak alıyorum. Fakat şunu söyleyeyim hak ediş bizim videolarda sizlere gösterdiğim tek bir kavram değil. O hak edişin sadece bir hesaplama modelidir. Çok daha fazla metot var. Burada hisselerin hesaplamasını gerçekleştirirken de çok daha fazla metot kullanıyoruz. Bunu hisse değerleme eğitim serisinin devamında zaten sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu an çok yüksek veya çok fazla zaman bulamadığım için o seriye devam edemiyorum ama aklımdadır. Hisse değerleme eğitim serisi devam edecek ve kendi hisselerinizin eder fiyatlarını birkaç iyi farklı metotla hesaplayabiliyor olacaksınız. Gelelim üçüncü noktamıza. Üçüncü noktamıza da ederine gelip hafif ederini geçenlerden ve oralarda artık kalan tıkananlardan kar realizasyonu ile ayrılıyorum. Mesela ben bir kademe şöyle söyleyebilirim size. Endeksin bir seviyesinden bir kademe sattım. Mesela örnek olarak vereyim ki rakamlarla çok başımız derde girmesin diye uğraşmak istemiyorum. Örneğin ben 4700 seviyelerinde endeksten bir kademe kar realizasyonu aldım. Şunu söyleyebilirim. Endeks bu şekilde hafif hafif aralıklarla 5200'e giderse 5200'de bir kademe daha atarım. Burada bir kademe daha kar realizasyonu alırım. Yine satarım. Çünkü burada yapmam gereken şey e, özellikle de dediğim gibi ederine gelip hafif geçen ve oralarda oyalanan şirketlerden 4700 endekste bir kademe satmışımdır. Örneğin %20. 5200'e giderse bir %20 daha satarım. Fakat bunun notumu alırım. İzleme listeme alırım. Bunların hepsini hangi hisseyi, kaç lotu, hangi fiyattan sattığımı yazarım. Sonra izlemeye başlarım. Eğer tekrar geri gelirse hak altındaki seviyelere veya hak ediş seviyelerine doğru gelip süzülmeye başlarsa, geri çekilme düzeltme olursa, endeks bazlı olmayabilir hisse bazlı olursa oradan tekrar alımlarımı yaparım veya başka bir yatırım aracına geçerim. Bu iş bu kadar basittir. Ha şimdi gelelim bir de herkesin aklında olan şu soruya. Seçim sonrasında veya seçim öncesinde veya bir, su, bir yıl sonra endeks dolar bazlı 500 dolara gidecek. O zaman şu anki seviyelerin tam 2 katı olacak. Endeks 9000-10 binler seviyesinde olacak. O zaman ne yapacaksınız? O zaman treni çok çok daha fazla kaçırmış olacaksınız diyen de bir kesim var. Yani bu ne demek? Tekrar ifade edeyim. Şu an endeks 260 dolarda. Yabancı yatırımcı öyle bir gelecek ki şöyle haftalıkta daha rahat görürüz sanırım. Şu an göremiyoruz. Haftalığa bir alayım hemen devam edeceğim. Heh. Şimdi burada bakın endeksin tepede nerede bu tepede 500 dolar olduğunu görüyorsunuz şu anda da 260 dolar öyle bir yabancı yatırımcı gelecek ki zaten özellikle de son dönemde çıktı endeks 500 dolara gidecek 500 dolar demek de şu anı 260 doları ikiye katlamak olduğu için endeks 10.000 olacak o zaman ne yapacaksınız şimdi bu fiyatları beğenmeyenler o zaman çok ağlayacak diye bir tabir var şimdi bunu başka bir videoda anlatacağım bu da çünkü oldukça uzun bir video sizlere. Endeksin 500 dolar olabilme ihtimalini, olabilme potansiyelini bu hayal mi gerçek mi bunu da yine hesaplamalarla anlatmaya çalışacağım. Çok öyle görünüyor kadar kolay değil yani. Yabancı yatırımcı bir gelecek endeks 500 dolar olacak. Böyle bir zihniyet yok. Bu işin içerisinde çok farklı senaryolar giriyor. Onları da sizlerle birlikte konuşacağım. Şimdi burada son olarak özellikle küçük yatırımcıdan burada istediğim ve doğru hamlenin olduğunu düşündüğüm şeyi ifade ediyorum. Katıl tarafında da hisse analizlerimizde de eğitimlerde de ediyorum. Herkes açık bu videolarımıza da diyorum O zaman katıl yatırımcısının yapacağı bir şey var. Birincisi sürekli olarak kendini değiştir geliştirmeye, günde bir saat dahi olsa eğitim almaya, stop nedir, teknik analiz nedir, temel analiz nedir bunu yaparak kendini geliştirmeye ve update etmeye devam edecek. Ve bu sayede belki bundan 6 ay sonra benim söylediğim iş süren stopları da bilecek, teknik analiz de bilecek, teknik temel analiz de bilecek ve işlemlerini zaten kendisi yapabilecek. İkinci yapacağı şey Özellikle videonun başında söylediğimiz gibi trendi takip edersen çok riskli az para kazanırsın. Yeni olacak trendi ucuz kalmış malı bulursan az risk ile çok kazanırsın mantığına sahip olmaya çalışacak. Ve olabildiğince ucuz hisseleri alıp ederine gelene kadar bekleyecek. Ben zaten videolarımda özellikle son zamanlarda sıklaştırdığım videolarda sürekli olarak ederinin altında kalmış. Hak edici uygun, ucuz, karlı, büyüyen, geleceğe yatırım yapan, geleceğin sektörlerinde olan hisseleri size çekmeye çalışıyorum ki. Zamanı çok fazla olmayan, çok fazla bu araştırma işleriyle raporlar okumaya uğraşamayanlar oradan rahat rahat uzun vadeye uygun güvenilir temel şirketlerini ve çok iyi kazandırarak çok potansiyelli şirketleri rahatlıkla bulabilsin diye çekmeye çalışıyorum ve buna da devam edeceğim. Finans ve Borsa kanalını takip ederek buradaki bu hisseleri ve neden almanız gerektiğini mantığının ne olduğunu yani bir Galata Wind'e bakıyorsa kaç tane rüzgar enerji santrali var, kaç güneş enerji santrali var, kaç watt elektrik üretiyor, seneye ne kadar üretecek ve ne kadarını satabiliyor. Bunları bile bile almamızın mantıklı olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Peki dediğim gibi. Küçük yatırımcı ne yapmalı? Küçük yatırımcı bu seviyelerden bence elindeki maldan bir miktar kar realizasyon alabilir. Ama tüm maldan değil. Hisse bazlı. Sizin 10 adet hisseniz vardır. Bunların hak edişine gelenleri ayrı kategorilemeniz gerekiyor. Hak edişe gelmeyenler ayrı. Çok şişenleri ayrı kontrol ederek bir %10, %15, %20'lik kar realizasyonu almakta fayda var. Ve yine hangi malı kaçtan sattığınızı yazarak yine geri çekildiğinde lot adedinizi arttırarak da yola devam edebilirsiniz. Özellikle şöyle baktığımızda teknikte de şu an endeksin tam olarak ala geçmediğini görüyoruz. Wave trend osilatörü ve üstel hareketli ortalama bize evet sinyali veriyor ama göreceli güç endeksi hala tam yukarı dönmedi ve bir önemli noktada göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırmadı. Şimdi burada demek ki yapmamız gereken şey belli miktarda kar realizasyonu yaparak hisse bazlı ayıracağız. Doğru hisselerde satış, doğru hisselerde gerekirse alım yaparak da devam edebileceğiz. Ama bunun tek bir bakış açısı yok. Yani bugün satmalıyız, yarın almalıyız. Bu seviyeden satarız, bu seviyeden alırız değil. Her hisse özelinde bu işler değişiyor. Ben şu an kendi yaptığım senaryoda size söyledim. İşte çok fazla hareketle algıyla hareket edenlerde stop loss'a devam ediyorum içinde bulunuyorum. Hak edişine gelenleri yavaş yavaş kar realizası yapıyorum. Hak edişinin altında olanlarda alım yapmaya keza devam ediyorum. Bu şekilde bir senaryoyla ilerlemeye çalışıyorum. Sizlerden de ricam bu şekilde bir senaryoyla hareket etmenin faydasını bilmenizdir. Ve yine dediğim gibi nasıl bir sene önce dolar herkes söylüyorsa ve sonra hüsran yarattıysa kripto aynı şekilde yarattıysa borsada da elbet bir düzeltme göreceğiz. Ben zaten hedef seviyeleri ve hedef vadeleriyle birlikte daha önceki videolarda söylemiştim. Yine o videolarda söylediklerim geçerlidir. Onları da izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda ekstra içerikler ve videolar görmek için de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.